Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Ev sahipliğiniz için de internet ortamında bile olsa teşekkür ediyorum. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Ben Soil Catcher'dan bahsedeceğim bu akşam. Onun hikayesinden biraz sonra hep birlikte kısaca üzerinden geçeriz. Çok sizleri sıkmadan bahsedeceğim. Ondan önce kısaca benden bahsetmek gerekirse ben inşaat mühendisiyim aslında. Yaklaşık 15 sene kadar yabancı müteahhitlerde, özellikle Japon müteahhitlerde çalıştım. Ondan sonra 2005-2006 senesinde zeytincilik ve tarımla tanıştıktan sonra permakültür destekli bambaşka bir yol açıldı hayatımda. Soil Catcher'ın hikayesinde şeylerini bulabilirsiniz, parçalarını. Şöyle yapacağım, hani belki cuma akşamı için pek böyle hoş bir şey değil ama konu başlıklarını daha derli toplu gitmek için bir tane sunumumuz var, onun üzerinden gideceğim. Yazısı bol ama siz yazılara pek takılmayın, ben onu daha kısa, hızlı bir dinlenebilir bir şekilde hızlı yapmaya çalışacağım. Bir açayım onu. Dediğim gibi başlıkları takip etmek açısından işimizi kolaylaştırır. Ekranı paylaşayım sizinle ve herkes görüyordur umarım. Sayfa açıldı mı? Sunum açıldı mı? Okey. Açıldı, görünüyor. Tamam. Dediğim gibi Soil Catcher ve Toprağını Üretenler isminden bahsedeceğim. Biz bu kompost konusunu, bu akşamki konumuz kompost. Evet, şehirde kompost yapımı ama biz sürece sürdürülebilir tarım hedefiyle başlamıştık ve bu kompost konusunda, geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir tarımın tam ortasında böyle bir ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzden sağlıklı toprak üzerine de çalışıyoruz. O alanda da bir ürünler üretmeye çalışıyoruz. Orada da uzun zaman çalıştık, araştırmalar yaptık ve toprak sağlığı üzerine, tarım üzerine ürettiğimiz ürünleri Toprağını Üretenler ismiyle paylaşıyoruz insanlarla. Soil Catcher ismi ise bizim ilk bu geri dönüşüm, kompost konusuna merak sardığımızda bir hayalimizdi aslında. Dream Catcher kelimesinden esinlenerek bulmuştuk. Ya böyle bir işte cihaz olsa, o çöplerin içerisindeki toprağı yakalasa bize verse, o kaliteli toprağı diye Dream Catcher'dan esinlenerek bulduğumuz bir marka aslında. Çok hızlı geçeyim ben bu kısımları. Dediğim gibi zeytincilikle ve sürdürülebilir tarım hedefiyle başladı. İlk etapta bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz şey ihtiyaç, hemen yüzümüze çarpan enerji ihtiyacı olduk kırsalda. Ve mümkünse yenilenebilir olması tabii ki. Çünkü ilk vuran şey bunların maliyetleri ve metotları, eksikliği, ulaşılabilirliği konusuydu. Hemen arkasından yine çok genel bir sorun olan, bizim de bariz bir şekilde yaşadığımız, bu tarım başlığını çok kısa keseceğim. Kompost üzerine daha uzun zaman harcarız. İlk yine karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi organik madde miktarı düşük seviyelerde, %3 olarak kabul ediliyor organik. Sürdürülebilir bir tarım yapabilmeniz için, organik tarıma tamamen geçebilmeniz için %3 hatta %4'lerin üzerinde olması gerekiyor. Biz ilk zeytinlikte çalışmaya başladığımızda %1'in altındaydı organik madde miktarımız. Organik maddeye ihtiyacınız var, kaliteli organik gübreye ihtiyacınız var, doğal gübreye ihtiyacınız var. Ama görüyorsunuz ki gündem sürekli bir hastalıklar ve bir takım böyle minor maddelerin aslında ağacın daha az ihtiyaç duyduğu maddelerin eksikliği üzerine sürekli dönen gündemler ve bir azotlu gübre lafı sürekli ortada döndüğünü görüyorsunuz. Halbuki esas sorun, esas sıkıntının organik madde eksikliği, toprağın ölmeye başlamış olması ve bununla bağlantılı olan hastalıklar ve verimsizlik, sürekli ürünlerinizde yaşadığınız problemler ve tabii ki kentler ile kırsal yerleşimler arasındaki gıda, atık, gübre döngüsünde olan ihtiyacınız ama bundaki kopukluklar, işte kentler ile kırsal yerleşimler arasında gıdanın aracısız ulaşması için bir takım topluluklar var, hepiniz biliyorsunuzdur. Bir de atığın ve dönüştürülmüş gübrenin aslında kırsalda geri dönmesi gerekiyor ama burada, bu zincirde, bu döngüde de çok büyük bir kopukluk olduğunu gördük, hissettik, yaşadık. Ve ilk bizim de başvurduğumuz metotlar permakültürden. Permakültürde dünyada kabul edilmiş kaynaklardan referans alarak kendi gübremizi üretmeyi, kendi fermante ürünlerimizi kullanmayı, organik ilaçlarımızı yapmaya çalıştık. Kendi organik atıklarımızı geri dönüştürmeye çalıştık. Kompost metotlarının, işte mevcut bilinen metotların neredeyse tamamını denemeye, tecrübe etmeye başladık. Ve bu süreçte fark ettik ki bizim esas konumuz geri dönüşüm konusu, geri dönüşüm sistemleri ve organik gübrenin üretimi. Hep bir sosyal girişim olarak baktık olaylara. Hedefimizi bu az önce söylediğim toplumsal ortak sorunları hedef alarak yol almaya çalıştık. Bunu önceliklendirdik. Başka böyle hedeflere sapmamaya çalıştık. Ham madde kullanımında koruyucu içermeyen, herhangi bir sentetik malzeme içermeyen, mümkünse yerel, geri dönüştürme mümkün sistemlerde kullandığımız malzemelerin de geri dönüştürülebilir plastik mesela geri dönüştürülebilir plastikten olmasını hep önceliklendirdik. Geri dönüşüm sistemi üretmeye çalışırken, tasarlamaya çalışırken bir takım tasarım prensiplerini göz önünde bulundurduk. Dedik ki sıfırdan yepyeni ürünler, seri üretim mantığıyla binlerce ürün üretip stoklayıp bunları satmak. Galiba. Bir bağlantı koptu geldi galiba. Galiba bir dondu çünkü. Evet, kaçırdık son söylediklerinizi. Şuradan devam ediyorum. Tasarım prensiplerimizde dediğim gibi daha bu işi amacı yönelik parçaların mevcut ürünleri bir alt tedarikçi mantığıyla onları kullanıp üstüne bu parçaları takarak. Paylaşmanız gerekiyor sanırım. Ha, pardon. Şöyle sıkayım. Evet. Modüler kapasitesi artırılabilir. Bugün bir ailenin bir apartmanın çöpünü geri dönüştürüyorsanız modüler olması sayesinde kapasiteyi artırmaya uygun ürünler tasarlamaya çalıştık. Ve yola çıktığımız günden beri elimizin el verdiği ölçüde, imkanların yettiği ölçüde temas ettiğimiz miktarda insanlarla bildiğimizi paylaştık. Onları da anlatmaya çalıştık. Organik gübre konusunda dediğim gibi tarımsal üretim, bostan, bir meyve üreticiliği ya da işte bir örtü ürün yetiştirmeye başladığınızda bir organik gübre ihtiyacı çıkıyor. Ve maalesef hayvancılık çok azalmış durumda. Bununla ilgili mevcut durum ne dersek yereldeki organik atıkların geri dönüştürülmüş halde kalitesinden, olgunluğundan, içeriğinden emin olduğunuz halde tedarinizde yaşadığınız sorun yüzünüze çarpıyor. Ama permakültürden ve onun metotlarından faydalanmaya başladığınızda aslında bu geri dönüşümü sizin de yapabileceğinizi fark ettiğiniz gibi olgunluğu tartışılabilir veya kötü bir prosesten geçmiş ürünü iyileştirmeniz, zenginleştirmeniz de mümkün. Bunları da uygulamaya koyabiliyorsunuz. Ya da sıfırdan etrafınızda size yetecek kadar organik atık bulamıyorsanız, buna ulaşamıyorsanız, sıfır ham maddeden üretilmiş gübrelerden, organik gübrelerden nasıl bu organik madde eksikliğimi gideririm sorununa yöneldiğinizde çözüm alternatifi bulmaya çalıştığınızda bu yolda da gördük ki mikroorganizma kültürleriyle ve humus türevleri içeren biyogübrelerle toprağınızın karbon tutmasını ve zaman içerisinde organik madde miktarını arttırmasını, yani onu tetikleyerek aslında onun karbon tutma gücünü arttırarak toplam miktarı zaman içerisinde yükseltebileceğinizi görüyorsunuz. Dediğim gibi mikroorganizma kültürü ve humus türevleri içeren leonardit madeni kaynaklı sıfır ham maddeden yapılmış gübrelerle o organik madde eksikliğiniz varsa bunu zaman içerisinde yapabildiğinizi fark ettik. Gördük ve bu alanlarda çalışmaya başladık. Mikroorganizma kültürü ve humus türevleri içeren biyogübre kullanımını Türkiye'de bu yaygın sorunla organik madde eksikliği yaşayan ve aslında hastalıkla mücadelede, verimsizlikle mücadelede böyle aslında ikinci, üçüncü, dördüncü planda kalması gereken sorunlarla uğraşmak yerine organik madde miktarını, toprağın organik madde miktarını arttırmak isteyenlere hep bunu tavsiye ediyoruz. Biz de bunu uyguluyoruz uzun zamandır. Mikroorganizma kültürü ve bu dediğimiz humus türevleri içeren biyogübrelerle toprağınızı zenginleştirmeye başlayıp onu da tetikleyebilirsiniz. Çok hızlı organik madde tutmaya yöneltebilirsiniz. Kaldı ki siz ne kadar iyi uygulama yapsanız da uygulama esnasında bir kısmı oksitleniyor, bir kısmı yıkanıyor. Sizin toprağınıza tutunmuyor verdiğiniz miktarın tamamı. O yüzden onu tetiklemek, toprağı tetiklemek, onun karbon tutmasını sağlamaya başlamak çok daha ayakları yere basan ve daha aslında ekonomik bir çözüm oluyor. Kendi kendinize, kendi gübrenizi üretmiş oluyorsunuz. Ertesi sene geldiğinizde arazinizde oluşan o otun, yabancı otun bile türünün değiştiğini, yoncaya yöneldiğini, çok daha farklı ürünler çıkmaya başladığını görüyorsunuz ve onu miktarının da arttığını bazı bir şekilde gözlemliyorsunuz ve bunu bir yüzeysel bir sürmeyle, çok yüzeysel bir sürmeyle ya da biçip toprağın üzerinde bırakarak, örtü olarak bir malç gibi üzerinde bırakarak bir anda toprağın organik madde miktarının büyük alanlarda dahi bir yılda %1'ler, %1,5'lar dediğim gibi iyi uygulama yapılırsa arttırabildiğini görüyorsunuz. Bunu insanlar kendileri çok rahat yapabilirler. Mikroda da yapabilirler, makroda da yapabilirler. Çok büyük montanlı, büyük arazilerde de uygulayabilirler. Mikroorganizma kültürünü en basit, en kolay ve en belki de kaliteli türlerinden bir tanesini üretmenin yöntemi kompost gübre çayı yapmak. Büyük bir tanka ya da az bir miktar ihtiyacınız varsa küçük bir kova içerisinde miktara göre seçeceğiniz bir hava pompasıyla, kompresörle hava pompalıyorsunuz ve kompost içerisinde mikroorganizma kültürü oksijenli kültür bir anda çoğalmaya, zenginleşmeye başlıyor. Bunu sıkıntısı sadece şu, raf ömrü yok. Hemen anında kullanmak durumundasınız. Çok efektif bir yöntem. Yani yurt dışındaki örneklerde çok yaygın olarak kullanıldığını görürsünüz. Mikroorganizma kültürünü üretmek istiyorsanız kompost gübre çayını şiddetle tavsiye ediyoruz. Balkon üreticisi bile iseniz ve bunun hastalığa, zararlıya karşı da çok ciddi koruma sağladığını yani biliyor olabilirsiniz. Araştırdığınızda da göreceksiniz. Çok mucizevi bir ürün. Humus türevleri, içerikleri de bunlar aslında kompost gübrenin her türünde bir miktar humus türevi var, hümik asit var, flürik asit var ama siz bunu konsantre halde dediğim gibi ölmeye yaklaşmış toprağınızı bir anda tetiklemek, canlandırmaya başlamak istiyorsanız bu leonardit madeni denilen fosil bir maden, fosil türde bir maden bu. Leonardit kaynaklı konsantre ürünlerden bunu yapabilirsiniz. Sıvısı var, katısı var. Organik tarımda yeri var bunun. Herhangi bir şey yok. Kimyasal yani bir zararlı bir tarafı yok. Bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz de zaman içerisinde bu ikisini aynı ürün içerisinde birleştirdik. Uzun süre çalıştıktan sonra konsantre, yüksek değerleri olan sıvı biyogübre ve sıvı mikroorganizma kültürü ürettik. Rakamlara bakarsanız yani diğer mevcut ürünlerle de karşılaştırırsanız miktar olarak bu organik madde ve flürik asit değerlerinin işte fena olmadığını göreceksiniz. Aromatik yağlar ile güçlendirilmiş bir mikroorganizma kültürünü ve aktive edilmiş, suda çözülmüş humus türevlerini karışım olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunun biz dileyenlerle paylaşıyoruz. Onların da toplam organik maddelerini arttırma yolculuklarında destek olmaya çalışıyoruz. Gelelim şimdi bu tarım kısmını kapatalım. Geri dönüşüm sistemleri konusuna, kompost konusuna. Kompost yapımının önemine dair çok çarpıcı böyle aslında bu işin ne kadar önemli olduğuna dair çok örnek var, çok rakam var ama bizim sık sık kullandığımız 3 tanesini söyleyeceğim size. Hakikaten durumun ne kadar önemli olduğunu, yani bu konunun ne kadar önemli olduğunu, tarımda da ne kadar büyük bir yeri olduğunu anlamamız açısından. Dünya genelinde geri dönüştürülmeyen gıda atıklarının toplam karbon ayak izi, yani dünya genelindeki bütün gıda atıkları bir ülke olsaydı böyle bir isim verseydik ona, dünyada kaç, ikinci mi, üçüncü mü ne oluyor? Yani şu an sırası her seneki raporlara göre değişiyor ama ilk üçte olduğundan emin olabiliriz. Bu kadar ciddi bir sera gazı üretimine sebep olan bir malzemeden bahsediyoruz. Bir kişiye ait gıda atığı mevcut biyogübre teknikleriyle doğaya kavuşturulduğunda 10 tane meyve ağacının sağlıklı ve verimli kalmasını sağlayacak güce sahip. Bir kişinin atığı, şöyle söyleyelim, Türkiye istatistiki olarak gelişmekte olan ülkeler rakamlarını tutturuyor 3 aşağı 5 yukarı. En azından İstanbul tutturuyor. Aylık bir kişinin gıda atığı miktarı 10 kilo. 10 kilo gıda atığını hakikaten işinin ehli güzel tekniklerle, uygun tekniklerle kompost gübreye, biyo gübreye çevirirseniz 10 tane meyve ağacına yetiyor. Dünyada bir günde çöp depo sahalarına giden, yani geri dönüştürülme artık şeyinden vazgeçilmiş, hedefinden vazgeçilmiş, gözden çıkartılmış ve çöp depo sahalarında işte bir miktarının saldığı metan gazı toplanarak enerji üretilecek. Büyük bir kısmının hiçbir faydası olmayacak. Tamamen bir değer kaybı olarak düşünün. Depo sahalarına gitmesinden kasıdı. Dünyada bir günde çöp depo sahalarına giden çöp kamyonları bir araç konvoyu olsa ABD'nin en güneydoğusundan en kuzeybatısına kadar uzanıyor. Bu her gün bu konvoyun oluştuğunu düşünün dünyada. Çöp depo sahalarına gönderiyoruz. Ve tarım kısmında bahsettiğim gibi bu gıda atıklarını geri dönüştürülmemesinden ve bunun kompost gübre olarak bir şekilde tekrar üretime dahil edilmemesinden ötürü sürekli sentetik gübrelere, sürekli bir başka çözümlere muhtaç kalıyoruz. Ve zararlarla, hastalıklarla mücadelede en önemlisi, bitkiyi sağlıklı tutan bu kompost gübreden mahrum kaldığımızdan sürekli bir ilaç kullanımına mecbur kalıyor üretici. Nasıl kompost yapılır konusunda bu sayfada gördüğünüz her şey aslında bütün metotları, aklınıza gelebilecek bütün metotları, bütün uygulama çeşitlerini kapsayan bir çizim bu. İşin mantığını anlamak açısından organik atık içerisine ne giriyorsa, bitkisel atık, gıda atığı, hayvan dışkısı, insan dışkısı ne derseniz geri dönüşte böyle kompost yapılabilir atıklar aslında temelde bu mantıkla döndürülüyor. 3 bileşen var burada. Ayrıştırılmış gıda atığı için konuşursak, ayrıştırılmış gıda atığı zorluğuna göre, zorluk derecesine göre ihtiyaç duyacağınız ekipman, malzeme türüne göre aslında 3'e ayırabiliriz bunları. Yağlı gıda atıkları, protein, trigliseritler olabilir. Bunlar daha zor parçalanıyor kompost sürecinde. Bir tık daha kolay yağsız gıda atıkları ve artık çok ciddi tüketim olmasından ötürü ve çok kolay kompostlaştırılabileceğinden ötürü bir üçüncü bir grup olarak çay kahve posası diyebiliriz burada. Diğer ayağında aktivatör, hızlandırıcı ve düzenleyici denilen bir şey her zaman var. Her zaman bir şeyleri bu atınıza katmak durumundasınız. Ama çay kahve posasıysa mevzu misal, bu aktivatör, hızlandırıcı, düzenleyici ihtiyacı da bir anda ortadan kalkıyor. Yani en zor, en kompleks yapı buysa sizin bazı şeylere ihtiyacınız olabilir atık türünüze göre ya da ihtiyacınız olmayabilir. Karbon azot dengesi, burada detaylı girmeyeceğim o konuya. Karbon azot dengesi denilen gıda atığını geri dönüştürüyorsanız ya da işte bir hayvansal atığı geri dönüştürüyorsanız çok önemli bir konu var. O dengeyi atığın türüne göre sağlamak durumundasınız. Ve genelde gıda atıkları için üzerinde konuşursak onlar azot yoğun atıklar olduğundan bir karbon dengeleyici bir şey katmanız lazım buraya. Öğütülmüş yaprak olur, öğütülmüş kağıt olur gibi. Bir pH düzenleme ihtiyacınız doğabilir. Ne zaman? İşte solucanlı kompost yapıyorsanız, solucanların pH ile ilgili ihtiyaçları var. Sıcaklıkla ilgili düzenlemeniz gereken durum, aktif kompost, sıcak kompost yapıyorsanız sıcaklığı havalandırarak belli seviyenin üstüne çıkmayacak durumda tutmanız gerekiyor. Sıcaklığın belli bir düzeyin de altında olmasını da istemiyorsunuz çünkü mikrobiyal çözünmenin harekete geçebilmesi için. Ve içerideki mikroorganizma kültürünü desteklemek, orayı beslemek, dediğim gibi sizin atık türünüze ve tercih ettiğiniz metoda göre ihtiyaç duyabileceğiniz veya gerek kalmayacak bir konu. Ve üçüncü bileşen kompost sistemi, seti, makinesi, sistem, set, alan ne dersin? Duyamadık son sözlerini. Sesim şimdi açıldı galiba. Birinde kısmaya çalışıyorum. Tamam, kısabildim. Üçüncü bileşen de oradan itibaren tekrar alayım. Kompost sistemi, makinesi, seti, ünitesi ne derseniz deyin. Ya da hiçbir şey, bir alan, açık arazide bir köşe, bu iş için ayarladığınız toprak zemin üzerinde bir alana ihtiyacınız var. Sadece şunları sağlamanız gerekebilir. Dediğim gibi yine sizin durumunuza göre değişecek şekilde. Yüzeyden havalandırma. Sistem bunu yapıyor olabilir. Makine bunu yapıyor olabilir. Alttan havalandırma. Atıkların tamamına. Atık suyunun drenajı. Bu gıda atının sürekli vereceği atı suyunun ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ve karıştırma. Mesela burada da karıştırmayı siz fiziksel olarak yapıyor olabilirsiniz. Makine sizin için yapıyor olabilir. Ya da siz dersiniz ki karıştırmayı solucanlar yapsın benim yerime. Bir anda solucanlardan ötürü bambaşka şeylere ihtiyaç duyar hale gelirsiniz. Ama başka şeyler artı olarak yazılır halinize gibi gibi. Döngünün aslında en geniş hali bu. Bir sonraki şeye geçeyim. Geri dönüşüm sistemleri, kentlerde gıda atıklarının geri dönüşümü konusunda yaşadığımız bir tecrübeler var. Az sonra fotoğraflı bahsedeceğim. Belki de en ilginizi çekebilecek kısım da o. Biz o tecrübelerden sonra şunu fark ettik. Kentlerde böyle kitlesel olarak etki yaratarak gıda atıklarının geri dönüşümü sorununu çözmek istiyorsak bireysel ve küçük topluluklar arası uygulanacak kompost sistemlerini, yapım metotlarını desteklemek gerekiyor. Bu tür ürünler olması gerekiyor, yerel ürünler olması gerekiyor. Ama bu yetmiyor. Gıda atı toplama noktaları oluşturulması gerekiyor. Türkiye'de şu an maalesef gıda atıkları ya da bir başlığı genişletirseniz organik atıklar, böyle içeriğin ne olduğu tam olarak anlaşılamayan evsel atık diye bir başlık içerisinde sıkışmış durumda. Camları ayrı olarak topluyoruz, metalleri ayrı olarak topluyoruz, kağıdı ayrı olarak topluyoruz. Ama bu gıda atıklarını böyle isimlendirmeyi ve onu ayrı olarak toplamayı ben deneyen görmedim. Bizim deneyimlerimizden birazdan bahsedeceğim. Gıda atıklarının bu iş için ayrılmış toplama noktalarında kumbara mı yaparsınız, bu iş için konteyner mi koyarsınız, toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü halihazırda bunu ayrıştırmak ve yapmak isteyen, geri dönüştürülmek üzere o toplama noktasını bırakmak isteyen çok insan var. Gıda atı ayrıştırma ve sorunsuz biriktirmede halkın yerel yönetim tarafından desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi. Kaldı ki evinizde gıda atını uzun süre, 10 gün, 2 hafta biriktirebilmeniz için sorunsuz, kokmadan, akmadan çözümler de var. Yani permakültürde de var. Artık envai çeşit yöntem var. Sadece bir öğütülmüş kağıdı bile kullanarak bir haftaya 10 güne çıkartabilirsiniz gıda atı biriktirme sürenizi sorunsuz. Mikroorganizma kültürüne falan bile gerek kalmadan. Kent içerisindeki uygun kompost tesislerinin kullanımı. Belediyelerle konuştuğunuzda genelde peki hani bunu topladık madem, ayrıştırmak isteyenler de var. Peki ben bunu ne yapacağım? Topladıktan sonra ayrıştırılmış gıda atını ne yapacağım gibi böyle bir soru ortaya çıkıyor. İstanbul üzerinde Avrupa yakasında bir kompost fabrikası var. Ama küçük belde belediyeleri için, kırsaldaki belediyeler için, ki bu keza bence büyük şehrin ilçe belediyeleri için de aynı şey geçerli. Şehrin hemen yakınlarında, açık alanlarda, boş arazilerde aktif kompost yapmak, solucan gübresi yapmak, gıda atıklarına uygun proseslerden, ön işlemden geçirseniz mümkün. Ve nispeten bu işte yakım tesislerine veya işte daha nasıl diyeyim, yatırım maliyeti yüksek tesislere göre bu bahsettiğim kompost tesislerinin yatırım maliyetleri düşüktür. Çok böyle kompleks üniteler, makineler gerektirmez. Şimdi bir sonraki adımda biz dediğim gibi gıda atı toplama noktaları merkezleriyle ilgili bundan yaklaşık 1,5 sene önce Üsküdar'da kendi atölyemizin önünde bu geri dönüşüm sistemleri üzerine çalışırken sürekli atığa ihtiyacımız olduğundan, bunu geliştirme sürecinde sürekli denemek ihtiyacı duyduğumuzdan performansını iyileştirilmesi gereken yerleri başta pazardan gidip böyle sıfır ürünleri alıp atık olarak kullanıyorduk kendimize. Sonra dedik ki yani bunu halktan toplayarak yapmaya başlayalım ve bir tane kapımıza ilan koyup internet üzerinden duyurup bir tane sağda gördüğünüz poşetin asılı olduğu askıyı koyduk. Gıda atı toplama askısıyla başladı olay. İkinci askıyı koyduk, üçüncü askıyı koyduk, yetmedi. Sonra konteynere geçtik. Ki bizim örneğimizde kitli değildi, kapalı değildi. Böyle üyelik falan almıyorduk. İnsanlar başka şeyler atarlar mı diye şey yapmadık. Süreç içerisinde doğru yanlış getirenler oldu. Başka şeyleri açıp konteynerin içine atanlar oldu. Ama ilk 1-2 ay bunun takipçisi olduk. Getiren insanlara uyarımızı yaptık ve işaretleri, uyarı yazılarını arttırdık. Birkaç aydan sonra düzgün, tamamen ayrıştırılmış, hakikaten sizin istediğiniz atık dışında artık çok nadir şeylerin karıştığı atık bize hazır halde gelmeye başladı. Ve biz yaklaşık böyle bir 6. aydan sonra bunun tanıtımını, reklamını yapmayı falan da bıraktık. Kaldı ki mahalle bazlı hiç tanıtım yapmadık. Yani sokakta dolaşıp, mahallede dolaşıp kimseye anlatmadık bunu. İnternette dedik ki böyle bir yer var, getirebilirsiniz. Ümraniye'den, Üsküdar'a Ümraniye'den getiren vardı. Kadıköy'den getiren vardı. Metrobüse çöpünü alıp getiren vardı. Çevre mahallelerden getiren vardı. Ve biz dediğim gibi tanıtımını yapmadığımız halde her gün gelen gıda atının miktarını takip ettiğimizden her gün artmaya devam ettiğini gördük. Her gün atık miktarı artıyordu. Çünkü kulaktan kulağa, komşudan komşuya yayılıyordu. İnsanlar diyordu ki burada ayrı bir nokta var. Ayrı işleme tabi tutuluyor ve bu israfı önleyebilirim, bu doğaya geri dönebilir deyip ciddiye ele alındığını görünce getirmeye başladılar. Ve dediğim gibi böyle evsel atık gibi yanlış bir tanımla değil, direkt gıda atığı tanımıyla insanlardan talep ettik bunu. Ve bu süreç devam ederken biz sistemi geliştirmek için ama sadece kentteki insan için değil, kırsaldaki üretici için de az önce bahsettiğim o kompost sisteminde olmazsa olmazlar, bir drenaj parçası, bir havalandırma parçası, zaman içerisinde solucanların hareketleri, biz hep solucanlı sistemler üzerine çalıştık. Solucanların hareketlerini gözlemledik ve solucanların yatayda da kapalı bir kaptan başka bir kaba yatayda göç ettirilebildiğini gördükten sonra bu göç kanalları, parçaları üzerine uzun süre çalıştık ve dedik ki bir drenaj parçası üretelim ki hem alttan hava vermeye müsait olsun, hem drenaja müsait olsun, hem bakım gerektirmesin. Çiftçinin de sorununu çözsün ya da bir konteyneri olan, bir kovası olan vatandaş da bunu kendi ünitesine takıp bunu bir anda kompost sistemine dönüştürebilsin. Havalandırma ihtiyacı duyuyorsa filtreleme, karbon filtreyle kokuyu yok etme ihtiyacı duyuyorsa havalandırma parçasını alsın gibi gibi. İşte 2 kapla solucanlı kompost yapmak istiyorsa o göç kanalı parçasını alsın gibi. Uzun süre bu parçalar üzerine çalışmalarımızı devam ettirdik ve Üsküdar'daki gelen atıkları piyasadaki en yaygın, en standart, en rahat bulunur tekerlekli konteynerlara takarak geri dönüştürmeye başladık. Aslında az önce bahsettiğim dönüşüm noktalarında her birinde bunu yapmak durumunda da değil belediyeler. Topladığı atığı ön bir öğütücüden geçirip hacmini azaltıp, ağırlığını azaltıp, su miktarını azaltıp o şehir dışındaki dönüşüm merkezine götürebilir. Ama biz bir de geri dönüşüm sistemi yaratma kaygımız olduğundan Üsküdar'da topladığımız yerde toplama noktamızda aynı zamanda dönüşümün de tamamını olmasa da o atıkların tamamını orada dönüştürmesek de yapabildiğimiz kadarıyla dönüştürme yoluna gittik ve dediğim gibi bu parçaları zaman içinde geliştirdiğimiz parçaları konteynerlara taktık. Bu süreçte kendi gübremizi üretmeye çalışırken gübreden kompost aktivatörü, sıcaklığı, pH'i solucanların ihtiyaç duyduğu seviyelerde tutan aktivatörümüzü geliştirdik. Ve dediğim gibi ham maddeleri az önceki o sosyal gelişim kaygılarına, prensiplerine uyan bir kompost aktivatörü ürettik. Yine bu yolculukta fark ettik ki başka bir takım ekipmanlara ihtiyaç var. İşte kağıt öğütücüler, gıda atığı öğütücüler, bu işe uygun araçlar, ekipmanlar. Bunların ideal olanlarını tespit ettik, kullanmaya başladık. Kimisinde zaman kaybettik, kimisi tam istediğimiz ihtiyaçları karşılar ürünlerdi. Ve kişilere, son zamanlarda da kurumlara bu sistemlerden kurarak neyse ihtiyaçları, kimisinde sadece çay kahve atığı, kimisinde gıda atıklarının geri dönüşümünü tecrübe etmeye başladık. Şu anda onların geri dönüşümleriyle, kullanıcıların tecrübeleriyle daha da geliştirmeye devam ediyoruz sistemlerimizi. Böyle bir yolculuğumuz var. Kompost özelinde sürdürülebilir tarım hedefli bir yolculuğumuz var. Şu anda Üsküdar'da kapatmak zorunda kaldığımız, birkaç ay önce binanın kentsel dönüşüme girme planından ötürü kapatmak durumunda kaldığımız o dönüşüm merkezini büyük ihtimalle bayram dönüşü tekrar açmayı planlıyoruz. Bir anda bu şeylerden sonra, son gelişmelerden sonra kentsel dönüşümden de vazgeçtiler. Bizim o geri dönüşüm amaçlı o alanı kullanmamıza izin verecekler büyük ihtimalle. Üsküdar'daki o toplama merkezini, dönüşüm merkezini tekrar açmayı planlıyoruz. Bir tanesini Ataşehir'de inşallah mümkün olursa açmaya çalışıyoruz. Yine gıda atıklarını kabul edeceğimiz. Ama şunu da fark ettik ki bir kompost ağı, bir kompost network'ü gibi insanların sürekli belediyelere, çünkü belediyelerle, ilçe belediyeleriyle temas ettiğimizde onların da aslında hafif hafif vatandaştan dürtüldüğünü öğreniyoruz. İnsanlar talep ediyorlar. Gıda atıklarımızı ayrı toplayın. Mahalle bazlı bu tür bunu talep eden yerler var. Sizden de ricamız yani kendi belediyenize talep etmeniz bir alternatif yöntem olduğu gibi bizim internet sitemizden bize yazarsanız isme soyada gerek kalmadan mahallenizi, ilçenizi, belediyenizi ve orada o noktada sizin yaklaşık kaç kişinin atını toplayabileceğinizi inanıyorsanız onu yazarsanız biz böyle bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz ki gittiğimizde, görüştüğümüzde belediyelere ya da biz kendimiz bir sonraki toplama merkezimizi açmak istediğimizde oradaki öngelen bilgilere göre davranmaya çalışacağız. Hani nerede bunu yapmak isteyen hali hazırda gıda atıklarını dönüştürmek isteyen, ayrıştırmak isteyen insanlar var. İnternet sitemize girip bunu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu kadardı sunumumuz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Neler yapabiliriz deyince birlikte gruplar oluşturarak belediyeleri zorlayabiliriz anlıyorum. Doğru mu anladım? Evet. Yani talep etmeye başlayanlar var. Sizler de sesinizi yükselttiğinizde ben gıda atıklarımın ayrı toplanmasını istiyorum. Bunun geri dönüştürülmesini istiyorum. Tacizini muhtar bazında yapanlar var. Muhtarlıklar bazında yapanlar var. Ve yani işte hani olmasın tabir de ceval bazı muhtarlar hakikaten gidip belediyelere sürekli bunun talebini götürüyor. Ve bununla birlikte onlar da size mi ulaşıyorlar? Duymuşlarsa, yani bir bilgileri varsa bize bir yapıyorlar. Çünkü hani diyorlar ki böyle bir şey yapabilir misiniz? Şurada açabilir misiniz? Ama tabii ki bizim esas biz yerel butik bir işletmeyiz. Biz böyle Türkiye'nin dört bir köşesine, İstanbul'un her noktasına, her mahallesine böyle bir anda toplama merkezleri, zincirleri kuracak bir işletme çapında değiliz. Biz diyoruz ki yani bizim açtığımız şurada var, şurada açmayı planlıyoruz. Yakın mı değil mi onun bilgisini veriyoruz. Ama bir yandan da istiyoruz ki hani bu bilgi bir yerde birikse tüm belediyelere ve o mahalledeki insanlara da bir referans olsa işe yarayabilir. Örnek olsa. Çünkü yani yine bazı belediyelerin var yakın gelecekte hakikaten gıda atıklarını hani şu metodolojiden vazgeçmeye başladıklarını düşünüyorum artık. İşte bütün atıklar, bütün çöpler ayrıştırılsın. Salı günleri şu gelsin, perşembe günleri bu gelsin, şunlar şuraya girsin, bunlar buraya girsin gibi böyle genel talimatlarla, taleplerle bir anda toplumun tamamı değişmiyor. Bence metodoloji halihazırda bunu yapmak isteyenlerinkini almak, nasıl camda, metalde, kağıtta yapılıyorsa gıda atıklarında halihazırda ulaştırmak isteyen çok insan var. Bu zevki yaşadıktan sonra da çok ciddi eksikliğini de duyuyor insanlar. Yani o Üsküdar'daki merkezi biz kapattıktan sonra insanlardan aldığımız tepki o yöndeydi. Bu hazzı aldıktan sonra, bu duyguyu, bilgiyi yaşadıktan sonra ya bu şu şeye gitmiyor, çevreye, doğaya, dünyaya bir yük olmuyor. Bu hakikaten benim bir kişinin atığı 10 tane ağaca besin olacak hissiyatını yaşadığınızda ve bunun çalıştığını gördüğünüzde çok ciddi motive oluyor insanın. Biz bu konuda hep evlerde, şehirde ve evlerde bokashi kompostu ve solucan kompostu diyorduk. Yapılabilecek en kolay kompost yöntemi diyorduk. Evet, solucanlara çok yaklaşamayanlar var ya da yaklaşıp onları böyle evcil hayvan gibi tutamayanlar, yani yaşatamayanlar var. Süreci doğru yürütemeyip o konuda sıkıntı yaşayanlar var. Bokashi'yi solucana yedirip ikisinden birden hani saksılarımıza ürün alabilmek de mümkün demiştik hep. Ama bunu yapamayanlar, bir şekilde yapamayanlar var. Evinin içerisinde buna yer ayıramayanlar var ve benim sizi bulmamda veya sizi görmemde en mutlu eden yaklaşımda o bokashi kompostlarını da sizin alıyor olmanızdı. Onunla ilgili bir parça bahsedebilir misiniz? Yani biz evimizde bokashi kompostu yaptığımızda ve gömecek yer bulamadığımızda onu size getirebiliyor muyuz? Evet. Evet, yani inşallah dediğim gibi o toplama merkezlerimizi tekrar açtığımızda, çünkü bokashi kompostunun sonucunda ortaya çıkan ürün ilk bittiği anda, kovanız dolduğu anda hiçbir şey, malzeme, ek malzeme kullanmadan solucanlara yedirmeye müsait değil. pH durumundan ötürü asidik henüz, ama onu bir süre bekletip pH'inin nötr seviyelere gelmesini beklerseniz ya da başka bir aktivatör kullanıp pH'ını düzenlerseniz hemen solucanlara yedirebiliyorsunuz bunu. Yani bireyler de bokashi kompostu yapıyorsa eğer, bunun yaklaşık 3 hafta 4 hafta kadar bekletirse, dinlendirirse, pH'i nötrlendiğinde solucanlarına verebilir. Aslında o bokashi'yi gömmenin mantığı da budur. Toprak altındaki mikroorganizmayla ve solucanlarla, canlılarla buluşturuyorsunuz ve artık havasız ortamdan havalandırılır, oksijenli solunum yapar ortama geçiş sağlıyorsunuz. Çünkü gömüyorsunuz ama artık oksijen alır bir yüzeyle buluşturuyorsunuz onu. Çünkü toprağın içinde de oksijen var. Evet, evet. Yani solucanlar da sürekli bunu sağlıyor. Karıştırarak havalandırmasını sağlıyor. Bokashi dediğim gibi inşallah onlar açıldığında, merkezler açıldığında kabul edeceğiz. Ama evde geri dönüşüm, yani gıda atıklarından kompost yapmak isteyenlere nacizane tavsiyem hep şu oluyor. Yani zamanda benim de düştüğüm hataya düşmemek. Daha tabii böyle şey geliyor, kulağa hoş geliyor. Daha hemen böyle kesin sonuç, bütün şeyi kapsılamak, amacın tamamını hemen bir anda başarmak gibi böyle bir hedef koyup gıda atıklarımın tamamını, yani az önce dedim ya, kişi başı 10 kiloyu, aile içinde 40 kiloyu, ki bu şu demek, 4 kişilik bir ailenin 40 kilo atık çıkarması şu demek, 80 litrelik bir böyle sanayi tipi çöp kovasından bahsediyoruz. Ciddi bir miktar. Her ay 80 litre malzemeyi geri dönüştürmekle mükellefsiniz. Ve diyelim ki öğütücü yok, sistem yok, işte aktivatör yok, bir şey yok, pH, MH bu bilgiler de yok. Şimdi çok ciddi bir hedef. O yüzden hani bence izlenmesi gereken yol, o az önce diyagramda da göstermemin sebebi oydu. Gıda atıklarının tamamını kompost yapmak istiyorsanız bir şeyleri bir şeylerle karıştırmayı ve bir işlemlerden geçirmeyi öğrenmek durumundasınız. Yoksa olmuyor bu süreç. Full otomatik, çok ciddi paralar vererek bir makine almıyorsanız bu işi sizin yerinize yapan ya da yakmıyorsanız, yüksek ısıda fırınlamıyorsanız, o değeri kaybetme ile bir kül elde etme yoluna gitmiyorsanız bunları öğrenmek durumundayız. Fizik kanunları, kimya kanunları gereği bir şeyleri bir şeylerle karıştırıp bir takım hareketler yapmak ve bunun sebebini, sonucunu öğrenmek zorundayız. Bence ilk hedef şu olmalı. Şehirde yaşayanların istatistiki olarak atıklarının neredeyse %20'si, 5'te 1'i çay kahve posası. Hiç küçümsenmeyecek bir miktar. Çay kahve posasını kompost yapmak dünyanın en kolay işi. Yatırım maliyeti de şu an elinizde o ekipmanlar yoksa 25 lira. Hemen anlatayım hızlıca size. İki tane plastik... Evet lütfen. Onunla ilgili soru gelmiş zaten. İki tane plastik saksı alıyorsunuz. Ve bir tane bahçe çatalı da alabilirsiniz. 25 liraya bu da dahil. Ama onu almayabilirsiniz. Maksat karıştırmak. Neydi? Havalandıracaktık. Suyunu drene edecektik. Bir de karıştıracaktık. Atık türü kompleks değilse dediğimiz gibi. En basiti çay kahve posası. Çay posası demek öğütülmüş yaprak, kurutulmuş yaprak demek. Sadece tek sorunu var. Suya doymuş durumda ve kaynatılmış durumda. Mikroorganizma tamamen kırılmış durumda. Bir de ne vardı? Kahve posası. Kahve posası çekirdeğin öğütülmüş hali. Azot miktarı biraz daha yüksek ama yine aynı muameleyle işlemden geçirilebilir. Yapmamız gereken şu, çay kahve posamızı, bu içeride de yapılabilir ama hani pencere önüne balkona koymak sizin tercihiniz. İçeride de yapsanız böyle sorun olacak bir şey değil. Karıştırıyorsunuz. Çay kahve posamızı döktükten sonra üstü açık, altında akan biriken fazla suyu alıyorsunuz. Her çay kahve eklediğinizde karıştıracaksınız. O bahçe çatırıyla biraz karıştıracaksınız. Birinci saksı doldu. İkinci saksıya doldurmaya başlayacaksınız. İkinci saksıyı karıştıracaksınız. Birinci saksıyı da arada karıştıracaksınız. İkinci saksı da mı doldu? Birinci saksı kullanıma hazır. Ve bu süreç kullanıma hazır derken bitkinizin altına, çiçeğinizin altına, herhangi bir direkt ürüne verebilirsiniz. Park bahçeye götürüp dedi. Suyu drene ettik, suyu sistemden uzaklaştırdık. Bunun için herhalde altını delmemiz gerekiyor değil mi? Saksı delikli saksı, evet, bir de altında tabağı olan bir saksı. Plastik saksılar. Karbon ekliyor muyuz? Kağıt falan herhangi bir şey? Eklemeseniz de olur ama eklemeyi tecrübe etmenizde fayda var. İleride. Bak, eklemeseniz de oluyor. Eklemeseniz, karıştırsanız hiçbir katkıya, hiçbir ek maliyete, masrafa ihtiyacınız yok. Bunu karıştırsanız malç gibi olur. Yani böyle solucan gübresi gibi simsiyah bir şeyle karşılaşmazsınız. Hala çay kokar ama malç olur. Yani o talaşımsı toprak örtüsü olarak kullanabileceğiniz kaliteli bir malç gübreniz olur. Ve onun adı da yine komposttur yani. Yine o da geri dönüştürülmüş bir üründür. Bu süreçte işte sinek geliyor, kokuyor, böcek oluyor. Sinek geliyorsa sinek şunun uyarısını veriyor. Az karıştırdım, biraz daha karıştır. Koku yapmaz çünkü artık siz suyu drene ediyorsunuz. Dediğim gibi iki saksı, bir karıştırıcı, gıda atıklarınızın %20'sini, kentte yaşayan insanların tüketim miktarlarına göre neredeyse %20'si, bir de suya doygun olduğundan ciddi bir ağırlık tutuyor. Yarın hemen geri dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Sizin bu kadar çay kahve posasından elde edilmiş ürüne ihtiyacınız yoksa mahallenizdeki parka bahçeye betonlaşmış, ölmüş toprağın üzerine dökün. Kimse hiçbir şey diyemez. Ve oradaki toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmaya başlarsınız. Canlılığı arttırmaya başlarsınız. Ve birebir de gözlemlersiniz bunu zaten. Evdekilere dediğim gibi karıştırmayı, orada ne olduğunu anlamak için tavsiye edeceğim ilk metodoloji bu. Sonrasında solucan gübresi, bokashi, bunlar evde yani küçük ölçekte yapabileceğiniz, sonuca gidebileceğiniz, hani son ürünü istiyorum ben diyorsanız, kompostu istiyorum, görmek istiyorum, o tatmini yaşamak istiyorum diyorsanız bunlar metotlar. Ama maalesef kompost konusu, yani belki de maalesef değil, ilginç bir şekilde topluluk olarak yaptığınızda, böyle bir apartman olarak, mahalle olarak yaptığınızda ekonomik açıdan çok daha makul seviyelere geliyor. Daha süreçler kolaylaşıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yine işin kimyası gereği gıda atınızın hızlı kompost olmasını istiyorsanız, sorunsuz kompostlaşmasını istiyorsanız bunu ince parçalara, küçük parçalara ayırmak durumundasınız. Öğütücüden geçirmeniz gerekiyor. Şimdi çok ince doğramak, bunu çok küçük parçalara ayırmak, bunun meraklısı için bir uğraş. Evet, zaman ayırabileceği bir şey ama buna bu kadar zaman ayırmak istemeyen insanlar da var. Gıda atının geri dönüşmesini istiyor sadece. Yani bunun yapılmasını istiyor. O işte o topluluklarda yer bulmalı o insanlar aslında. Herkes öğütücü alamaz evine. Herkes öğütücüye, herkes işte bilmem ne makinesine, herkes karıştırıcıya, herkes pH düzenleyiciye sahip olamaz. Bunun daha böyle topluluk olarak yerelde mahalle bazında, belediyeler bazında çözülmesi gereken bir sorun olduğu gerçek, aşikar. Kişisel çözümler de tabii ki ama şeyi arttırıyor. Hani katılımı dahil olması şeyin sayısını arttırıyor. Paul Taylor diye bir permakültür tasarımcısı vardı. Ne yazık ki şu anda kaybettik kendisini. Hatta ataları da bizim topraklardanmış tutmuş. Evet. O mesela kompost çaylarını böyle topluluklar halinde hazırlamayı öneriyordu. Bir özel kompresör geliştirmişti ve özel bir alan geliştirmişti. Onu birkaç çiftlik birlikte olsun, atıklarını getirsin ve orada yapsın, bir yandan da paylaşsın diye. Özellikle bunu istiyordu. Dolayısıyla belki de apartmanlarda ayrışmak ve bireyselleşmek yerine o toplulukları kurmak ve oluşturmak ve bir bağ, aralarında bir bağ sağlamak için de dediğiniz gibi iyi olabilir. Evet, benim bir sorum var. Aktivatör dediniz. O aktivatörün satışını yapıyor musunuz? Evet, satışını yapıyoruz. Yani halihazırda kendisi evde solucanlı kompost ya da aktif kompost, pasif kompost ne yapıyorsa artık mikroorganizma kültürümüz de bokashi'ye uygun diyebilirim. Satışını yapıyoruz. Yani mikroorganizma kültürünüz var bir, ikincisi aktivatörünüz var. İki ayrı ürün var. Böyle. Evet, aktivatörümüz solucanlı sistemlere ve o az saydığım aktif sıcak ve soğuk kompost sistemlerine uygun. Bokashi'ye uygun olan da sadece mikroorganizma kültürü kullanmak gerekiyor. Neden diyorum? Aktivatörün içerisinde hümik asit de var. Bokashi'ye hümik asit verme gibi bir durumunuz yok. Mikroorganizma kültürüne ihtiyacınız var. Bir an önce gıda atını ferment etmeye ihtiyacınız var. İlgilenenlerle dediğim gibi yine internet sitesimiz üzerinden iletişime geçebilirler. Benim de chat'te sorular var. Onları siz görüyor musunuz? Ben atladıklarımıza geri dönüyorum şimdi. Gıda atık toplama merkezlerine götürmek üzere küflendirmeden gıda atıklarını saklamak için en pratik yöntem nedir? Kağıt kullanımından bahsettiniz. Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Sizin de kullandığınız en kolay biriktirilebilen gıda atıkları nelerdir? Kahve, çay hariç demişler. Biz tam onu anlattık. Tamam. Evet. Şöyle şimdi mesela bokashi biriktirmek için yani tabii ki bir pre-kompost, orada süreç başlıyor. Mikrobiyal çözünme, parçalanma başlıyor. Ama çok iyi de bir biriktirme metodu aslında. Çünkü fazla suyu alıyorsunuz. Kapağı da yani neredeyse tamamen hava geçirmediğinden biriktirmek için ideal bir çözüm. Ama ona yatırım yapmak istemiyoruz. Suyu da kullanabiliyoruz. Yani suyu bitki besleme için kullanabiliyoruz. Temizlik amacıyla kullanabiliyoruz. Tıkanan musluklar için kullanabiliyoruz. Evet, onları bile açıyor. Ama hani en basit haliyle nasıl biriktirilir derseniz ki bunları bizim toplama merkezinde insanlar ya biz o kısma çok zaman ayıramadık. O süreçte sistem geliştirmeyle biraz meşgul olduğumuzdan insanlar kendileri deneyerek, tecrübe ederek keşfettiler büyük ihtimalle. Poşetinizin ki bu poşetlerin madem kompost yapıyoruz bu poşetlerin nişasta bazlı olanları da var. Yani kompostlaştırılabilir olanları da var. Markasını söylemeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde üretiliyor. Yerelde var bu poşetler. Yani kompost ünitesine girdiğinde yok olabilen poşetler var. Onları tercih etmenizde de fayda var. Poşetin dibine, en altına işte kendi ellerinizle mi parçalarsınız yoksa bir öğütücüden mi geçirirsiniz? Kağıt öğütücülerin fiyatları bayağı makul hale geldi. Evde ne kağıt çıkıyorsa ki bu işlemi yapmaya başladığınızda kağıt atınızın da, kağıt türü karton ve kağıt türü atınızın da çok fazla çıktığını fark edersiniz. Bir algınız açılır o konuda da. Poşetin altına ciddi bir miktar, azımsanmayacak kadar, yani gıda atının ağırlığının neredeyse 3'te 1'i kadar, 4'te 1'i kadar kağıdı yerleştirirseniz neredeyse suyun tamamını emiyor. Bir iki hafta götürüyor sizi. Ve suyun ortadan kalkmasıyla ya da kağıdın emmesiyle sorunun büyük bir kısmı çözülüyor. Mikroorganizma kültürü vermeden de hani açtığınızda bir koku geliyor ama böyle çok profesyonel olmayan standart ev kovalarıyla bu ayaklı kovalarda, çöp kovalarında başa çıkabilir hale geliyorsunuz. Dibine kağıt koymayla, sadece kağıt koymayla. Dediğim gibi 10 gün hatta 2 haftaya kadar biriktirebilirsiniz. Tabii ki açtığınızda böyle bir ekşi bir koku gelmeye başlıyor. Mikroorganizma kültürü kullanmadığınız için. En kolayları, biriktirebileceklerin en kolayları tabii ki mümkün mertebe şeyi az olanları, böyle keskin kokusu olmayanları ve su miktarı az olanları. İşte karpuz mesela neredeyse %95'i falan su. Karpuz kabuklarının. Öyle düşünmek lazım. Hani suyu az, keskin koku olmayan, bir de tabii hani proteinli bir şeyler koyarsanız, yağlı, bitkisel yağlı, hayvansal yağlı bir şeyler koyarsanız sıkıntı yaşama ihtimaliniz daha yüksek. Ama parçalanmış kağıt, karton sorunun büyük bir kısmını çözüyor. Sürekli bu şekilde getiren insanlar vardı bize. Poşetin altına bulduğu parçaları yerleştiriyor, böyle biriktiriyor. Beyaz kağıt ve dioksin için ne diyorsunuz diye sorayım ben de. Valla onu da dönüştürebiliyoruz biz. Solucanları şey yapabiliyoruz ama tabii ki beyaz kağıt diğer kağıtlar gibi hızlı dönüşmüyor. Tamamını beyaz kağıt kullanamıyoruz sistem içerisinde. Yani arada şeye bir seyretmek gerekiyor. Ama hani beyaz kağıdı da dahil edebilirsiniz. Bence hani şeyde, o biriktirme işleminde kullanabilirsiniz. Bizim sistemler özelinde de sorun olmadığını, dönüştürebildiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki şeye kadar hızlı değil. İşte gazete kağıdı ya da o karton mukavvalar kadar hızlı dönüşmüyor. Çünkü bleaching var. Beyaz kağıtta bildiğiniz çamaşır suyu etkisi yapılıyor. Dioksin yani, var bir de. Dolayısıyla onlar hep zararlı kimyasallar. Evet yani ve mikroorganizmanın oraya girmesi çok zaman alıyor. Yani o kırma işlemi yapıldığında oraya da öyle bir nasıl bir kimyasal uygulandıysa yani böyle mumya gibi duruyor uzun süre sistemin içerisinde ama bir an var, bir süre var. Tamam, ondan sonra parçalanma başlıyor. Katılımcılarımızdan biri de denemek amacıyla katıldığım bir kurstan dondurma kabında solucan aldım. 3 kat dondurma kabını delip yaptım. Yaklaşık 6-7 aydır bendeler, güzel ürüyorlar. Ama hala altta duranlar var. Hoca demişti ki yemekleri bitince çıkar yukarı. Evet, yukarı çıkanlar var ama aşağıda da bir hayli solucan var. Çok mu acele ediyorum acaba? Ne kadar sürede kullanabileceğim ben o gübreyi diye sormuş. Evet, solucan kompostunda yani böyle profesyonel çözümler, o az önce dediğim gibi böyle bir takım katkılar, düzenleyiciler, aktivatörler falan, çok daha hani böyle ciddi havalandırma sağlayan ortamda parçalar kullanmıyorsanız, basit bir hobi amaçlı bir düzenekse bu, solucan kompostunda biraz başlangıçta özellikle onların hızını anlamak açısından acele etmemek lazım. Evin atıklarının bir kısmı yani başka yerlere gitmek durumunda. Hani onları kompostlaştırabilir misiniz bilmiyorum ama hani her şeyi solucanlara hemen verip biraz baskı yaratırsanız sonuçlar kötü olabiliyor. Ne oluyor? Kabın içerisinde çürümeye başlıyor yemediği solucanların atıklar. Isınma yapabilir. Çok ciddi miktarda yığma üst üste yaparsanız atıklar ısınmaya başlıyor. Bir dereceden sonra, yaklaşık 26-27 dereceden sonra solucanlar içerisine girmiyor. Ölmüyor ama artık onu yememeye başlıyor. Onun etrafında dolaşmaya başlıyor. Alttalarsa hocanın dediği gibi, yukarıdaki atık ilgilerini çekiyorsa eğer, elinde sonunda çıkarlar alttaki atık bittiğinde. Acele etmemek lazım. Çok ciddi bir gözlem gerekiyor süreçte. Hani o temel metotta asitlik olmayan gıda atıklarımı, bir yatak malzeme koyayım oraya, üstüne gıda atığımı dökeyim, solucanlar yesin, tepeden rüzgar etsin, hava versin, alttan da bir tane musluğu olsun, fazla suyu alırım sisteminde biraz başta sakin olup acele etmeden gözlemlemek gerekiyor. Ama çok etkin bir yöntem. Kaldı ki siz onların davranışlarını ve hani şeylerini, nasıl bir tam olarak hazırlık yapmanız gerektiğini, o yatak malzeme üstünü nasıl vermeniz gerektiğini falan tecrübe ettikten sonra şunu da yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Asidik, bazik böyle ayrıştırmanıza gerek yok. Yağlı ürünleri de solucanlar sağlıklı bir sistem tüketebilir. Ama tabii ki sadece et ürünü, sadece soğan verdiğiniz bir solucan çiftliği olamaz. Ama diğer atıkların içerisinde onları da belli kabul edilebilir düzeylerde yedirebilirsiniz. Keşke herkesin evinde böyle bir öğütücüler olsa, o zaman çok daha rahat her şeyi verebiliyorsunuz. Ve karbon azot oranına dikkat etmek gerekiyor değil mi? Yani evet, 1,50 solucan gübresinde kesinlikle 1,50'nin altına düşmemeniz gerekiyor. Yani baya kağıt olması gerekiyor ortamda ya da bir talaş, pelet falan koymanız gerekiyor. Aktivatör kullanmıyorsanız, başka bir karbon kaynağı, bir düzenleyici kullanmıyorsanız 1,50'yi sağlamanız gerekiyor. Aktif komposta 1'e 30 düzeylerinde karbonazot düzeyini sağlamanız gerekiyor. Dediğiniz çok önemli, doğru. Yani ben ilk o solucanlarımı öyle öldürmüştüm de o yüzden o karbon azot dengesi çok önemli. Evet. Suyun ortamdan uzaklaştırılması çok önemli. Çünkü bu arkadaşlar yüzme bilmiyorlar o yüzden. Evet, evet, evet. Ama nemin de olması gerekiyor gibi. Hani solucanın ihtiyaçlarını bilip şeydeki bir permakültür tavuğu hikayesi vardır bizde. O ihtiyaçları neler, ne veriyor, ne alıyor, onun bir diyagramını oluşturduğumuzda ona göre kolaylıkla bir şeyler ortaya çıkıyor. Evet, bir başka soru... Hemen kısaca şeyi belirtelim, yani solucanları bu kadar kullanmaya ihtiyacımızın sebebi, yani bir sistem kurmaya çalıştığınızda karıştırmak ciddi bir işlem. Yani fiziksel olarak da karıştırmak, hani biraz daha yığınlar halinde yapıyorsanız solucan enerji harcamadan onlara yaptırıveriyoruz. Onlara yaptırıveriyor o hale geliyorsunuz ve günün sonunda hani bu kadar özen gösteriyorsunuz onlar için, pH'iydi, şuydu, nemiydi falan filan, asidik, bazik falan, ama günün sonunda elde ettiğiniz kompost başka diğer hiçbir kompost gübreye benzemeyen bir ürün oluyor. Solucanın bıraktığı enzimler yani bitki sağlığı için çok faydalı, bambaşka bir kalitede ürün elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu kadar solucan ısrarının iki temel sebebi var. Bir karıştırıcı yönü, bir de sizin gübrenizin içerisinde bıraktıkları, ardında bıraktıkları. Büyük miktarda günlük olarak gıda atığı çıkaran restoranlar veya oteller için kompost sistemleri kurabiliyor musunuz? Deneyiminiz oldu mu diye soru var. Biz az önce fotoğraflarını gösterdiklerimizi 360 litrelik konteynerlere takıp şu an tecrübe ediyoruz. Daha büyüklerine takmadık. Yani 360 böyle iki tane sistem görmüştünüz. 720 litrelik sisteme takıyoruz. Bunlarda günde 20 kilo gıda atığını geri dönüştürüyoruz. Günde 20 kilo gıda atığı şöyle şey yapalım, örnekleyelim. Yani kaç kişinin, hemen çarpılelim. Sanki 60 kişinin gibi düşünün. Yani 60 kişi de işte 15 hane. Yani böyle bir 4-5 katlı bir apartman atığı. Günde 20 kilo. Ama bu 20 kilo dediğim gibi hani o basit evde yapabileceğimiz bokashi'de veya solucan gübresinde olduğu gibi olduğu halde atılmıyor. Öğütücüden geçiriliyor. Aktivatör kullanımı var. Ortama atığınızın türüne göre, gıda atığının türüne göre güvenli olmak adına yine karbon takviyesi var. Kağıt veya yaprak takviyesi var. Restoran, otel çapına yaklaşabilecek sistemimiz bu var. Günde 20 kiloyu bertaraf ediyorsunuz. Bu sistemden 2 tane koyarsak 40 kiloya çıkmış oluyor herhalde. Tabii ilk başta şöyle bir şey var. İlk başta siz öğütücüye yatırım yapıyorsunuz. Solucan yatırımı yapıyorsunuz. Ciddi bir miktarda solucan alıyorsunuz içerisine. Ama kapasiteyi arttırmak istediğinizde, 2 katına çıkarmak istediğinizde artık bir makine, ekipman yatırımı yapmak yerine sadece işte hangi konteyneri, hangi kabı kullanmak istiyorsanız onu kullanıyorsunuz. Onun drenajı, onun havalandırma parçası ve bir göç kanalıyla modüler sistemin kapasitesini arttırıyorsunuz. Orada çok ciddi maliyet kalemleri bir anda hacim arttırmada artık şeyden kalkıyor. Sizin bütçenizde yer almıyor. Solucanlar siz uygulamanızı düzgün yaptığınızda yaklaşık 2 ayda nüfusları 2 katına katlanabilir canlılar. Çok ciddi çoğalabiliyorlar. Çoğaldığımda ne yapacağım ben bunları derseniz, ben kapasite arttırmayacağım derseniz, yani çok düşük bir olasılık, ama hani bu sadece kompost yapmak için bu sistemi alan birinin, o solucanlarınızın da ticaretini yapabilirsiniz. Başka bunun ihtiyacını duyan insanlara verebilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmazsınız. Popülasyon belli bir noktada dengelenir ve kalır. Yani evet, tabii ki ölenler olur içerisinde. Yine çoğalmalar olur ama artık hacim gereği solucanlar belli bir nüfusta doygunluğa ulaşır. Bilmeyenler için söyleyelim. Solucanlar kendi nüfus planlamasını yapan vatandaşlar. Evet, dolayısıyla kendi içinde bulunduğu kaba göre ayarlıyor. Üreyecek mi, duracak mı? Evet, eğer titreşim varsa titreşimde kamikaze gibi kendini yok ediyor falan. Bir de böyle seçimleri de var. İlginç bir canlı. Darwin uzun süre konusu üzerinde çalışmış. Solucanlar, evet evet, solucanlar üzerine, yani solucan konusuna girerseniz böyle bir yıllarınızı geçirebilirsiniz. Bizde maalesef hep böyle şeylerle karıştırılıyor. İşte larvayla, kurtçuklarla karıştırılıyor solucan. Toprak solucanı bayağı böyle akıllı, organları olan şey bir hayvan. Bu arkadaşlar da bizim birlikte çalıştıklarımızda üst toprak solucanı, genelde sürüntü solucanı diye geçenler, derinlere inmiyorlar, evet, dikey çalışmıyorlar, yatay çalışan çocuklar. Evet evet. Çok çok, yani biz zaman içerisinde hani maalesef kendilerine biraz sıkıntılı durumlar yaşattık aylar, yıllar içerisinde. Hani bizim de kötü tecrübelerimiz, sorunlarımız oldu. Çok çok toplu harekete uygunlar, çok enteresan hareketler yapıp sizi şaşırtabiliyorlar. Çok farklı tecrübelerimiz oldu. Detaylarda yani şeyler uzun. Hikayelerini yazabiliriz diyorsun. Evet, evet. Bir sonraki eğitim öğretim yılı için görev yaptığım okulda kompostu başlatmak istiyorum. Böyle bir gıda atığının olduğu bir alanın genelde pek de doğal ürünler olmadığını düşünürsek hangi kompost türünü önerirsiniz acaba diye sorulmuş. Tam şeyi anlamadım ama okullarda şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki evet, solucanlı şeyi yapsalar ne güzel olur. Basit küçük bir sistemde bile olsa. Çünkü hani şu solucanlara karşı olan şeyi belki de ön yargıya hassasiyeti kırılır. Kaldı ki hani bizimki gibi sistemlerde solucanlarla siz temas etmiyorsunuz. Solucanları görüyorsunuz ama dışarı çıkmıyorlar. Dışarı çıkma eğilimine girmiyorlar. Onlar hep kendi alanlarında kalıyorlar. Göçlerini yapıyorlar. İkinci bir eleme işleminize ihtiyacınız yok. Evet, hasat ettiğinizde içerisinde bir miktar solucan var. Ona bile temas etmek istemiyorsanız eldivenizi takıyorsunuz, küreğinizi de alıyorsunuz gibi gibi. Okuldakiler için hani evet, çocukların solucanlarla bir tanışması süper olur. Ama biraz böyle büyük miktarlarda atık dönüştürmek istiyorlarsa, biraz böyle şeyden bahsetmek istiyorlarsa, raporlamak istiyorlarsa, şu kadar kiloyu geri dönüştürdük tarzında bir hedefleri varsa, yine çay ocağına bir tane kesinlikle bu iş için bir kova koymalarını tavsiye ederim. Onu ayrı bir hemen bir işleme soksunlar. Diğerleriyle hiç karıştırmadan, gıda atıklarıyla. Onu hızlıca kompostlaştırsınlar. Ve gıda atıklarından da kolay olanlarıyla başlayabilirler. Mesela muz kabukları diyebilirler ki çocuklara, artık muz kabuklarını atmıyoruz gibi. Kolay olan, solucanları da çok hızlı yedirebildiğiniz atıklarla başlayabilirler. Ya ben naçizane orada şeyi önerebilir miyim? Bokashi kompostu yapın. Aktivatörle evet, onun pH'ını ayarlayın. Ondan sonra solucanlara yedirin ya da gömün. Tabii, en kolay bu bence. Tabii. Yani tamamen şeyle alakalı. Bununla ilgilenecek. Yani evet, okulda çocuklar, ben de okulda çalıştığım için bilip bunu söylüyorum. Okulda evet, çocuklar tabaklarında çok fazla yemek bırakıyorlar. Evet. Teneffüs saati geldiği dakika hepsi firar ediyor ve yemeyip tabakta kalıyor onlar. Onları da atmak zorunda kalıyorlar. Atıldığı için de pişmiş pişmemişi dönüştürebilmek açısından bokashi'nin avantajı var. Doğru, doğru. Yani tabii ki bokashi şey yapsalar ne? Yani okulda yemek üretiliyor mu? Oraya hani taşıma suyla da değirmen dönmüyor. Çocuklara getir diyorsunuz evden ama çocukların getirmesiyle olmuyor. Orada yemek pişiyor mu, pişmiyor mu? Hep bütün bu kriterleri böyle bir sınıflama yapıp ona göre seçmek gerekiyor. Her okulun, her evin, her ortamın kompost yapabilme süreci onun için, hikayesi onun için farklı. O yüzden evet, ona göre evet, çözüm önermemiz gerekiyor. Yani sizin bize demeniz lazım ki bizim okulda yemek pişiyor, bizim okulda yemek pişmiyor. Ben çocuklara söyleyeceğim ama bu hani daha böyle detay vermeniz lazım ki orada bir şey önerebilirim. Aksi evet, halde kopyala yapıştıra dönüyor. İşler karışıyor bence. Evet, yani kendi şartlarınız, kendi durumunuz, kaç kişi ilgilenebilecek bununla, bir kişi mi ilgilenecek, işte ne kadar mesai harcayabilecek, ne kadar zaman ayırabilecek, atık türleriniz ne, bunlara göre kendi yorumlamanız, karar vermeniz çok önemli. Yapılabilecek envai çeşit metodoloji var, envai çeşit şey var, yöntem var. Şunu bile yapabilirsiniz, yani dünyada bunun örnekleri bile var. Bilimsel olarak da hani şeyi altlı yapılmış, kanıtlanmış şeyler, çözümler bunlar. Gıda atıklarının tamamını olabildiğince küçük parçalara doğruyorsunuz. Ya da bir öğütücü makine varsa ondan geçiriyorsunuz. Karbon kaynağınız ne varsa elinizde, kağıt, yaprak, dal, çalı çırpı ne varsa onunla karıştırıyorsunuz talaşla. Mikroorganizma kültürünü veriyorsunuz. Aslında yemeği pişirmeye hazır hale getirdiniz. Onun artık bir yerde pişmesi lazım. Ama o yer yok sizde. O karıştırma işlemi, o koku, o drenaj mevzularıyla uğraşamayacaksınız. Siz hazırda bir poşetin içerisinde bir yemeğe sahipsiniz. Bunu çöp depo sahasına gönderdiğinizde yeterli karbon, azot dengesini sağlarsanız ve mikroorganizma kültürüyle aşılarsanız çöp depo sahasındaki atıkları aşılıyorsunuz. Orada siz mikrobiyal çözünmeye başlıyorsunuz. Yani şöyle ki iyi yapılmış bir bokashi'yi siz geri dönüştürmeseniz, çöp depo sahasına gönderseniz oraya aşılarsınız. İyi fermante edilmiş, özellikle mantarların kullandığı, bokashi'de belki bu kadar mantarlar ön planda değil, bakteriler ön planda. Ama kepeğiyle yaptığınız, bokashi'nin kepeğiyle yaptığınız ya da mantar, faydalı mantar kültürü içeren bir mikroorganizma kültürüyle çöpünüzü işlemden geçiriyorsanız ve belediyeye diyelim ki bunu gel al geri dönüştür, bu yemeği pişir dediniz, gelmedi, ben bunu çöp depo sahasına gönderiyorum dediğinizde çöp depo sahasındaki çevresindeki petrol ürünleri dahil geri dönüştürebildiği, aşılamayı başardığı tespit edilmiş, kanıtlanmış gerçekler. Nacizane ben küçük bir belediyenin, ilçenin, İstanbul'da belediye başkanı olsam hemen kovaları koyarım, hemen toplama ünitelerini koyarım, hemen gıda atıklarını toplamaya başlarım. Hemen onları öğütücülerden geçiririm. Öğütücülerin maliyetleri belediyeler için çok komik. Çok basit ünitelerle çok hızlı, çok büyük miktarda ürünleri öğütücüden geçirebilirsiniz. Halihazırda zaten olan kağıt atıklarıyla karıştırırım, konteynerlarda biriktiririm. Büyükşehir Belediyesi'ne derim ki gel bunları kompost fabrikasında işle. Gel bunları kompost fabrikasında geri dönüştür. Gelmiyor musun? Çöp depo sahasına gönderiyorum. Çok basit bir çözüm. Ha, nihai ürün yok. Evet, tarıma geri dönmedi, toprağa geri dönmedi. Ama hani çözümse bu biraz ütopik bir çözüm. Böyle çok uç bir çözüm. Ama kompost yapmak istiyoruz. Bunun etkilerinden yani bunun negatif etkilerini farkındayız. Bunun sonuçlarını biliyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz dediğinizde olay çay kahveden başlıyor. Çöp depo sahasını aşılara noktasına kadar gidiyor. 1-0'dan büyüktür diyorsunuz. Evet. Biyoçözünürlüklü poşetlerin tamamı nişasta değil, polietilen karışık yapılıyor diye bir yorum gelmiş. Bir de hamburgerler ve çikolatalar varmış atıklar arasında. Hazır gıdalar tüketiliyormuş hep. Doğru. Onun için çekince varmış. Valla ben şeyin poşet konusunda tabii ki üreticinin şeyinin arkasındaki bilgilerin ve şeyin beyan ettiklerinin yalancısıyım. Vardır, o türü de vardır. Benim bildiğimin doğru olduğunu düşünüyorum ama yani ben de bir check ederim. Türkiye'de olduğunu düşünüyorum bu şeylerin. Filamentler gibi düşünün. Bu 3D printerlarda, 3D yazıcılarda tamamen nişasta bazlı, içerisinde geri dönüştürülemeyen ya da bu tür böyle zararlı kimyasallar, sentetik mallar olmayan plastik filamentlerle aynı ham maddenin kullanıldığı poşetler var. Şeyi biliyorum, yağlı kağıt yerine patatesden elde edilen nişastayla yapılanları biliyorum ama çöp torbasını bilemedim. Bu arada çöp torbasıyla ilgili Meyveli Tepe'nin bir paylaşımı var. Belki size gelenler de onun içindir. Onlar çöp torbası içinde balkonda kompost yapmayla ilgili bir yazı yazmışlardı. Onu yapanlar belki size getirmişlerdir. Evet. Yani bizim ilk tanışmamız. Neyse, şimdi şeyini söylemeyeyim. Reklam olmasın. Ama ben de bakacağım. Madem öyle diyorlar, ben de bir bakayım tekrar. Çok güveniyorduk o marka. Toplanan gıda atığının çöp sahasına gönderilmesinin dezavantajını tam anlayamadım. Biraz bahseder misiniz denmiş. Allah, çok mühim yeri anlatamamışız. Çöp depo sahasına gitmesinin sıkıntısı metan gazına sebep oluyor. Orada suyu direne olmaya... Patlıyor. Evet, yani yeni nesil çöp depo sahalarında çıkan gazı, sera gazlarını bacalarla böyle biraz vahşi, biraz kaba yöntemlerle toplayıp enerjiye, elektriğe dönüştürüyorlar. Evet, yakarak. Hani o süreçteki negatif etkileri konuşmayalım. daha toplama aşamasında kayıplar var. Yani bu gazın işte bir vadiye yayılmış çöp yığınlarının çıkardığı gazın ciddi bir miktarını atmosfere kaçırıyorsunuz siz yine. Küresel ısınmaya sebep oluyoruz. Evet ve az önce dediğim gibi bütün insanoğlunun çöp deposu aslında gönderdiği çöpün yarattığı metan, buna bir isim verseydik, çöp ülkesi deseydik, Çin'den, Amerika'dan sonra 3. sırada oluyor. Karbon ayak izi bakımından. Ve bu çöp ülkesi sadece çöpten çıkardığı metanla bu gücü yakalıyor. 3. sırayı yakalıyor. Amerika'nın fosil yakıt tüketimi var. İşte tarımsal faaliyetlerinden ötürü karbon ayak izi var. Bir sürü faaliyeti var karbon ayak izine sebep olan. Çöp ülkesi o kadar güçlü bir etki yaratıyor ki tek başına metan gazıyla dünya sıralamasında, ülkeler sıralamasında ilk 3'e giriyor. Bu kadar ciddi bir etki. Bu sadece sonuç etkisi. Maddenin kaybolmasından, bu değerin kaybolmasından ötürü, sentetik gübrenin çözüm yolu olarak seçilmesinden ötürü oluşan dolaylı karbon ayak izleri böyle cabası. Yani bu tarım konusunda tarımsal faaliyetler ve tüm yan süreçlerinin sonucunda oluşan iklim değişikliğine yapılan katkı, oradaki negatif katkı, belki de hani fosil yakıtların tüketiminin yok edilmesinden sonra 2. önemde, 3. önemde falan gelir. Ormansızlaşma, ormanların yok edilmesi, fosil yakıt tüketimi, tarımsal faaliyetler. Hani benim kararım, şeyim odur yani. Sıralamam budur böyle. İlk 3 derseniz bu kadar önemli bir mevzudur. Yani özetle çöp sahasına gitmek yerine biz onları alıp dönüştürüp toprağa yararlı bir şeye çevirirsek eğer, toprağa karbon gömmüş oluyoruz. Topraktaki karbon miktarını arttırıyoruz ki bu zaten bizim istediğimiz bir şey. Organik madde miktarını arttırmak istediğimiz bir şey. Ama çöp sahasında eğer onun buharlaşmasını, havaya kaçmasını yardımcı olmuş oluyorsak, bırakıyorsak o halde küresel ısınma, doğrudan küresel ısınmaya sebebiyet vermiş oluyoruz. Bizim işimiz onu yakalayıp gömmeye çalışmak oluyor bu noktada. Evet. Bir yorum var, diyor ki söyleyin reklam olsun. Eğer dediğiniz gibi ise güzel şeylerin reklamını yapmak lazım. Migros'undu çöp. Çöp torbası Migros'un bir tedarikçisi üretiyordu. Çöp torbasına takıldık. Hatta evde var. Hep hap bilgi olayı, orayı bir türlü aşamıyoruz. Hap bilgiyi bir açsak çok iyi olacak. Migros'un böyle karton kutularda sattığı bir poşet. Yani kendi markası, kendi şeyi altında. Evet, kendi patentli falan. Çok güveniyordum. Ben de bakacağım, hayallerim kırıldı. Ama tabii ki hani ideali şu, yani yurt dışında bu şehir kompost servisleri genelde poşetsiz kabul ediyorlar. Toplama merkezleri. Yani diyor ki kabını getir, dök. Sen kendin dök, git. Biz maalesef yerimiz gereği onu yapamadık. Yani insanlara gir içeriye, dök, çık diyemedik dışarıya. Çünkü biz çoğu zaman orada olmadığımızdan kapıya bırakma ihtiyacı vardı. Bırakma ihtiyacında dökme, yani biz şehrin içerisinde mahallede yaptık. Normal bir mahallede yaptık. Yani üstte normal insanlar oturuyordu, komşular oturuyordu falan, böyle bu kadar hani böyle sorun gibi gözükecek bir işi şehrin içinde yaptığımızda hani korktuk, böyle dökerlerken yana sıçrar, sağa sıçrar, millet görür bir şey der diye. Poşeti maalesef bizim senaryoda terk edemedik ama yani o poşetten vazgeçmek kolay. Yurt dışında dediğim gibi getiriyor kovasını, döküyor, kovayı geri götürüyor. Yurt dışında zaten belediye topluyor. Ben 6 sene İngiltere'de yaşadım. Orada biz direkt bütün bayağı ayrıştırıyorduk. Evin içerisinde ayrıştırıyorduk. Tenekeler, camlar ayrı birikiyordu. Kağıtlar ayrı birikiyordu. Kağıtların içinde laklı kağıtlar varsa onlar kağıt çöpüne atılmıyordu. Çünkü lak olduğu için üzerinde dönüştürülemiyor bu. Dergilerin üzerindeki kapaklarındaki, kartonlarındaki kağıtlar gibi. Onlar dönüştürülemediği için onu kağıt çöpüne atamıyorduk. Bir de yeşil ve siyah çöpümüz vardı. Bahçedekiler, işte ev atıkları vesaire için sizin bu koymuş olduğunuz turuncu konteyner gibi onların bir tane yeşili, bir tane siyahı vardı. Yeşilin içerisine organik atıklarımızı atıyorduk. Siyahın içerisine ise hiç dönüştürülemeyecek, bütün bu ayrıştırmalardan sonra dönüştürülemeyecek atıkları atıyorduk. Evet. Hangi şehirdeydiniz? Cambridge. Peki merkeze, o downtown'a bayağı merkezdeydiniz galiba. merkezdeydik ama bütün köylerde vesairede de bunu aynı şekilde uyguluyor. Cambridge Belediyesi yeşil atıkları topladıktan sonra kompost merkezi var. Kompost merkezine götürüp orada dönüştürüyor ve halka da uygun bir fiyata onu geri veriyor. Yani maliyetli kadar bir fiyata da onu geri veriyordu. Eğer isterseniz belediyeden kompost temin edebiliyordunuz ya da bahçenizde kendiniz de yapabiliyorsunuz bütün bunlara gerek kalmadan. Evet. Öyle bir opsiyon da vardı. Evet. Şeyler var, çözen şehirler var. Yani çözmek istemek. Almanya'nın mesela IMES diye bir şeyi var, sertifikasyon programı var. Onun içerisinde zorunlu yapıyor bütün her şeyi ve tedarikçisine kadar hepsini denetliyor. ISO 14000 benzeri bir çevre sistemi kuruyor. Ama ISO 14000'de mesela tedarikçileri denetlemek yok. Veyahut da yani kısıtlama yok öyle diyeyim. Ama IMES'te tedarikçisinin de en ince detayına kadar onun uygulaması isteniyor. Yani bu işi çok sıkı olarak uygulayan ülkeler de var. Nitekim İngiltere'de çöp kutularına çip koymaktan bahsediyorlardı. Birisi yanlış bir çöpü atarsa yeşil çöpün içerisine cezalandırılsın diye. Evet, evet. Şeyler... Hani alternatifler çok var. Biz maalesef bir böyle çalışmayacak bir metoda tıkılıp kalmışız gibi geliyor bana. Hani böyle bir anda ilçenin tamamı bütün atıklarını geri dönüştürmeyi öğrensin. Yani o... Düşünüyoruz işte yavaş yavaş bu beyin fırtınalarıyla birlikte çalışarak dedim ya en başta da ağlar ve bağlar kurarak sizinle tanışarak şehrin içerisinde bölgede oraya bir şeyler getirerek bir şeyler değişecek yani yavaş yavaş bir şeyler değişecek. Evet, evet. Tabii ki. Organik olarak yetiştirilmemiş gıdaları kompost için kullanırsak pestisitler ne oluyor sorusu geldi. Parçalanabiliyor. Siz butik böyle şey hobi amaçlı bir kompost da yapsanız nasıl yediyseniz o pestisit gıdaları onları şeyleri de verebiliyoruz. Ya bu soru çok geliyor ve her defasında şaşırıyorum. Yani yediğimiz yemeği kabul ediyoruz da komposta atarken diyoruz ki sorun olur mu? Ne kadar büyük bir ironi var burada. Yemede sorun yok, çocuğumuza yedirmekte sorun yok da organik olarak yetiştirilmemiş kimyasallı gıdaları sağlıklı bir kompost sistemi bertaraf edebiliyor, parçalayabiliyor. Solucanlar sorun yaşamıyor. Öyle söyleyeyim. Ağır metalleri bile dönüştürebiliyor. Bazı arkadaşlar. Yani içerisine koyacağınız o kimyasalları birbirinden ayırabilen sistemler mevcut. Eğer doğru kompost yaparsanız. Evet ama tabii ki yani keşke bütün hani şeyler pestisit içermese de çok daha hızlı geri dönüşsün. Keşke. Çünkü öyle pestisitler var ki içerisine hücrelerin içerisine giriyor ve yıkamakla falan çözüm olacağını zannediyorsa çoğu kişi yanılıyor. Yediği şeyi bütün hücrelerinde onu alıyor. Elmada mesela çiçek açmasından elmaya dönüşmesine kadar 23 defa ilaçlanabilme yetisi var elmanın. O çiçekten elmaya dönüşene kadar düşünün ne kadar çok pestisiti yiye büyüyor zaten. Tabii. Yani şunu da söyleyeyim. Hani böyle diyoruz ya sorun yaratmıyor. Ben tabii sistemin tamamından bahsediyorum. Solucan nüfusu ya da o mikroorganizma kültürünün tamamı için konuşuyorum. Orada o kimyasalla zararlıyla direkt temas eden belki 20 solucan o noktada şey bozuluyor, sindirim sistemi bozuluyor, belki ölüyor. Yani o detayı ben bilmiyorum. Ama genel koloninin ve genel kültürün gidişatında bir sorun yaşanmadığından emin olabilirler. Öyle söyleyeyim. Yani sorunsuz gibi gözükenler bile minör sistem içerisinde sıkıntılar yaratıyor. Bazılarının canına sebep oluyor olabilir. O kadar detaylı böyle tek tek binlerce solucandan bahsediyoruz sistem içerisindeki. Ve sürekli bir nüfus şeyi var. Çöp torbalarını devlet satıyormuş ve eğer yiyecek torbasına naylon atarsanız büyük cezası var. Devlet çöpleri devamlı kontrol ediyor diye bilgi gelmiş. İskandinav ülkelerinde kese kağıdı böyle yağlı kese kağıtları verenler var. Evet bizde de belediyemiz kese kağıdı veriyordu. Organik çöpleri onun içerisine atabiliyorduk. Onu belediyeden satın almak gerekiyordu. Öyle mi? Hangi belediyeydi bu? Cambridge. Cambridge'de örneği veriyorum. İstanbul'da maalesef şu andaki belediyemiz hiç alakası yok. Geri dönüştürmeyle yakından uzaktan hiç alakası yok. Ben bir an zannettim ki böyle şeyde Avrupa yakasında bu başladı mı bu şeyler? Keşke. Keşke. Anadolu yakasında bir Kadıköy Belediyesi bu konuda hassas bildiğim kadarıyla. Dilerim bütün belediyelere sirayet eder. İnşallah. Başka soru var mıdır? Ufak ufak herkes kaçmaya başladı sanıyorum. Sorular yoksa biz de geceyi toparlayalım. Evet, çok teşekkürler demişler. Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrar ev sahipliğiniz için ve hani bu mesajı yayma fırsatı verdiğiniz için şeyler tamamen ilgi alaka, biraz da mesaiyle alakalı. İnşallah herkes bir yerden başlar. Hep birlikte el ele inşallah diyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, özellikle misafirimiz olduğunuz için size